Tekrardan hoş geldiniz. gazetelerle ilişkimizi bitirdik ama daha önemli bir ilişkiyle böyle önünüzdeyiz. Sayın Akay Cemal bizimle. kendisi bizim köşe yazarımız ama köşe yazarlığın çok daha üstünde. Kendisi en duayenimizdir. onunla birlikte program yapmaktan özellikle ve özellikle çok mutluyum. Eee Buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek de programa başlayalım. Günaydınlar. Günaydın. Bir hoş Haluk Bey, ee, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ee, sonuçta beraber oturabildik. Evet. ben evet. ne zaman ağzımı açsam başkası kapar seni böyle. Bir türlü böyle oturamadık bir program yapalım. Ama e, kısmet bu Evet, kısmet bu <laughs> Ben şeyi merak ederim aslında ee, geçmişle şimdi. Çünkü bugün işte belediye seçimleri yaptık. Ee, i̇şte kazananlar, kaybeden var. Ama gayet sofistike bir şekilde işte hemen hemen bir gecede seçimler ortaya çıktı. Evet. Ee, ertesi güne bile kalmadı. Ertesi güne de işte adaylar, muhtarlar, azaların her biri belli oldu ve belki de bir gün sonra bütün itirazlar e, Sayın e, Narin Şefi'nin söylemesine göre onlar da halle olacak. Yani iki günün içerisinde yani 48 saatte biz seçimi hallediyoruz artık. Ben merak ediyorum hatırladığım işte 50'lerde falan belediye seçimleri nasıldı? Çünkü çok daha değişikti tabii o zaman. Tabii iletişim e, çağındayız malum. O bakımdan e, teknolojinin gelişmesiyle birlikte sonuçlar çok erken alınabiliyor şimdi. Evet. evet. <laughs> Pardon. Geçmişte böyle değildi. Yani uzun sürerdi. Ve tabii Lefkoşa'nın tek belediyesi vardı. Türk, Rom aynı belediyede o zaman ee, ve gene yediye 3 yani. müydük o zaman yani aşağı yukarı e, belediye meclisinde yedi üç oranı vardı ve tabii ki bugüne kadar hala daha etkilerini görebiliyoruz. Türk kesimlerine yatırım yoktu. Yeah. Ee, genelde belediye başkanı Rum'du ve işte Türk belediye meclis üyeleri falan itiraz etmelerine rağmen Rum bölgelerine yatırımlar için kesenin ağzı açılır ama Türk tarafına geldiğinde kapanırdı. Evet. O zaman yatırım neydi? Baktığım zaman yani şimdiki gibi asfalttır, köşedir, lambadır, işte e, çöptür. E, neydi onların yatırım? Yani o zamanın tabi o, yatırım o dönemde neydi? o dönemde daha fazla işte kaldırımlar. Kaldırımlar yapıyor. Tabi çünkü bisiklet yolu falan düşünülemezdi o zaman. <laughs> Efendim e, bu yanda işte e, kanalizasyon sorunu da e, yoktu. Tabii herkesin, herkesin bahçede, bahçede herkesinde böyle bir şey vardı. E, tuvaleti. Yani belediyecilik biraz daha kolaydı galiba. Daha abi, kolaydı ama, <laughs> ama e, yani e, ona göre araçlar falan da eskide ama bir şu var yani belki siz de hatırlarsınız. Bazı hallerde <laughs> yazda böyle o arabalar sulardı yolları. Ben çok e, gencim hatırlamam e, değil ama yok doğrudur hatırlarım. E, <laughs> çok iyi hatırlarım yani ben. Yani sulardı böyle bir güzel toz toprak atosun, e, kalkardı atosun. tabii bu önemliydi. Bunun gibi daha e, birçok hizmetler verilirdi. Ama e, panayırların düzenlenmesinde belediyeler e, önemli evet, rol e, oynardı. Böyle bombalama değil mi? Evet tabii tabii. Ee, şimdi yani Türk kesimlerine yatırımların yapılmaması illaki hep Rum kesimlerine yapılması Türk gazetelerinde o zaman iki gazetemiz vardı zaten Günlük, Halkın Sesi ve Bozkurt gazetesi. Evet. Sürekli olarak dile getirilirdi. İsmail ee, Bozkurt muydu çıkaran? Kimdi Halil Bozkurt? Ee, Bozkurt ee, yok Bozkurt gazetesini rahmetli Cemal Toğan Çıkarırdı. Ee, oğlu Sadi Togan, evet, Anladım, çıkarırdı. Efendim, Her efendim. ikisi de zaten Girne Caddesi'nin üzerindeydi. Yani. Arada bir e, böyle mesela Özker Yaşın'ın çıkardığı savaş... E, evet, tek sayfalık, e, gelenekli evet, sayfalık bir şeydi. Onlarda. Hikmet Afif Mapolar'ın çıkardığı Devrim evet. Gazetesi vardı falan. Evet. Ama e, sürekli olarak çıkan Halkın Sesi ve Bozkurt Gazeteleri'ydi. Evet. Söz vardı bir ara falan. Ee, yani dile getirilir ve İngiliz e, sömürge yönetiminin de dikkati çekilirdi. E, tabii, tabii. Yani İngiliz döneminde e, yani Türklere yapılan bu haksızlıklar, Türk semtlerine niye yatırım yapılmaması, yani bir ışıklandırma olsun, efendim e, temizlik yönünde bir takım yeni e, makinelerin alınması vesaire tabii. Bu şikayetler dile getirilirdi. En nihayet belediye meclis seçiminde o zaman toplum lideri Doktor Küçük bir formül düşündü böyle ve Lefkoşa'nın hala daha birçoğumuzun yakından unutmadığı, hatırladığı esnaftan Mustafa Çoroni Evet. E, me, belediye meclis üyeliğine seçtirdi. Mustafa Çoranik, ben bizzat kendisini iyi tanırdım. E, Saray, Saray Otel'in karşısında orada bir dükkanı vardı. E, küfürbaz biri. E, yani kimseyi takmayan, evet. e, cesur bir esnaftı. Evet. E, Hatta e, Doktor Küçük'le bile <laughs> o şeyleri Vardı anladığım kadarıyla yani hiç fark etmez koskoca <laughs> Doktor Küçük yani bizim için Cumhurbaşkanı... Tabii e tabii. E aslında Cumhurbaşkanı yardımcısı değildi o zaman ama toplum lideriydi. Toplum lideri olarak evet. e yani yalnız Doktor Küçük'le değil Denktaş'la da aynı şekilde şakalaşırdı. Kleridisle de. Evet. Kleridisin o dönemde e e saray önünde e yazanesi vardı, avukat yazanesi. Bizim Türk tarafında tabi 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 mahkemeler tek mahkeme binaları orada olduğu için e, tabi e, yani bazı Rum avukatların yazaneleri buradaydı yazaneleri vardı Kliridisin de dediğim gibi hatta çiçek götürüdü kendisine İyi bir samimiyet kurmuştu böyle o da teşekkür ederdi Evet. ve Kliridisin bana bir gün anlattığı en fazla özlediğim dedi o saraygende eee küçük arabacıklarda satılan çörek, sakızsız zeytin, peynir. <laughs> tabii. Eskiden diş diş evet, o zaman. Evet diş öyle. Fiyatını ben de hatırlamıyorum ama işte <laughs> bir diş çörek ya da iki diş çörek işte peynir alırdık, sakızsız alırdık. Evet, evet. Bunu yerdik tabii. Yani bir gün kırıldız, bana bunu itiraf etmişti. Ne en diyeyim. özlediğim şey dedi. Sabah kahvaltısı. Her neyse. Ha, yani işe aldırdı. Kronik seçildi. Seçildi. Ee, ve hakikaten e, halk tarafından daha yoğun ilgi gördü. E, toplantı belediye e, toplantısına bir gün katılırken işte doktor Dervis. Derviş değil Dervis. Dervis. E, şey e, lakabı da Gigi. Gigi. Evet. Hı -hı. E, toplantıda tanıttı üyelere falan. Yalnız dedi Çoronik, ben burada iken artık beğenmediğimiz kararlar olursa karışmam dedim dedi. Sorumlusu siz olursunuz vesaire. Ama yani o pek ciddiye almadı belediye başkanı Rum. bir iki gün sonra böyle bir karar alındıydı. Gene Türk kesimlerine Yatırım kesinlikle yapılmayacak vesaire böyle bir şey Rum kesimlerine yatırım e, kesenin ağzı açılıyor ama tabii Türk kesimlerine şey yok gelince yok. <laughs> e, böyle bir karar esnasında Mustafa Çoronik fena halde sinirlendi çıkardı ayakkabıyı böyle potin derdik ya. Tabii tabii. E, ayakkabıyı yani. çıkardığında böyle küfürle böyle başkanın üzerine yürüdü. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hatta küfür eder, ben senin bilmem şu bu <laughs> falan. <gülüyor> Kabilinden Kardeşmiş. başkan evet. toplantıyı terk etti, kaçtı. Çünkü gitti. ciddi hayıkaca vuracak yani kendisine. Bravo, Hatta bazı Rum üyeler de, fırsat bu fırsat onlar da. Giriştiren, ortadan kayboldu. Bana <laughs> Tabi aynen, oldu. aynen. <laughs> Böyle. <Bravo>. Ve tabi <laughs> Hizaya geldi. Ondan sonra şey belediye başkanı e, yani bu ayrımcılıktan biraz olsun e, vazgeçmek zorunda kaldı. Tabi yani dediğiniz ya dinsizin hakkından imansız gelir. Ancak bu şey yani evet, bu olayları da abi. geçmişte yaşadık. Hatta anayasa Kıbrıs Cumhuriyeti anayasası e, Türklere de Romlara da ayrı belediyeler hakkı vermesine rağmen Rum tarafı anayasaya rağmen uzun süre Türklere ayrı belediye koruma hakkına icraz etti. Tabii, tabii. Ve ben yeni bir gazeteciydim o günlerde. Birkaç böyle şeye giderdik. İşte Sarayönü'ndeki mahkemelere, mahkemelerde dava görünürdü. Ve avukat da kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Tenktaş'tı. Hmm. Ee, günlerce sürdü bu davalar. Fakat kazanıldı yani. Hakikaten anayasaya göre Türklerin de Rumların da ayrı belediye kurma hakları vardır diye. Kazanıldı. Bu olay üzerine işte yani bazı Rum avukatlar da niye Bizimkiler ısrar ediyor illa ki Türklerin belediyesi olmasın diye böyle e, bir takım görüşler e, belirtmişlerdi. Belir 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 belir. Kleridis dediniz. De, <laughs> Kleridis e, sonuçta çünkü hakikaten tarihimizde bir denktaş kadar yer tutan birisidir. Evet. Yani bize denktaş neyse Kleridis de onlar için odur hemen hemen. Tabi denktaşın yeri daha büyüktür bizde Mut, ama mutlaka. E, o, o mukayese bambaşka. Kleridis e, sonuçta bir Türk düşmanı mıydı yoksa bir Türk dostu muydu? E, şimdi Akritas planının hazırlayıcılarından biri de Kliridis'ti. Evet. Ama mecburdu Rum liderliğinin suyundan Aynen. gitmesi. Aynen. Tabii. Bu nedenden ötürü yani bugün e, bir Anastasiyadis dahi, mesela e, Türkiye Dışişleri Bakanı e, e na, diyebilir Mevlüt Çavuşoğlu'na. Bana kalsa iki devletliğe hazırım ama toplumum müsaade etmez. Tabii. tabii. Kabirinden. Tabii. Klerid için de tabii tavrı buydu. O bakımdan e, Denktaş'la çok sıkı dostluk kurmasına rağmen belli konularda e, yani aynen Rum liderliğinin tutumu gibi yani Sıkıyor, onun da katı olması. bir, katı tabii, bir tabii. siyaset güdemi. Hatta şu Şimdi var. Şimdi TMT'ye girip de ben çok severim falan diyemezdiniz. TMT toplantısında herhalde. Onun için pek tabii onun da ama yani şeydi. Al, e, gan içici değildi. Tabii Demiriz. tabii yani ee, kişisel yani... dostluklar bu konuda devreye girer evet. Haluk Bey. Şimdi mesela Birleşmiş Milletler Toplantısı'nda e, yani genel sekreter her ikisinde New York'a davet ettiğinde e, müzakerelere ara verilir. E, Denkleş'te Kürdist aşağıya inerler ve böyle kendi aralarında fıkralar anlatırlar. Evet. E, Onların özel bir el sıkışması tabii, da vardı. Çok <laughs> iyi hatırlarım böyle. Gülüşürler <laughs> hatta yerlere düşerler gülmekten o fıkraları anlatırken falan. <laughs> Ee, Genel sekreter de yukarıdan bunları izlermiş camdan. <laughs> ya bu e, insanlar olsun, nasıl olabilir? E, bu kadar samimi, bu kadar birbirlerine e, yerlere yatırlar gülmekten falan, o kadar samimi görünürler deniz gibi. Ama masaya da gelince aslan kaplan kesilirler. Evet. <laughs> o ayrı o ayrı işte tabii. Tabi tabi toplum her zaman için tabii, ayrı olmuştur. Ama Kleridis'in e, bir yerde e, tabii tabi mesela Barış Harekatı'nın hemen akabinde e, bir gün e, Rauf Denktaş'a geldi ve beraber Dip Karpaz'a gittiler. Hmm. Çünkü Dip Karpaz'da o dağın içinde bir mağaradan mağaraların içinde sat sakal e, birikmiş böyle bir eokacı saklandı e, saklandı korktu çıkmaz e, dışarı çıkmaya. E, tabii köylüler bunu e, buldular haber böyle. Bu ver, klinize, yemek götürürlerdi gizli gizli falan ve Ama e, böyle bir kırılırsin e, kulağına gitti. Denktaştan rica etti ve beraber aynı arabayla gittiler. Adam aldılar. Adamı gitti. aldılar, çağırdılar e, şeyden Çıkması için mağaradan e, Denktaş Bey diyoruz ki yahu bu mağaranın deliği bu kadar ufak nasıl çıkacak? Bu şişman adam falan böyle yılan gibi olarak falan şeymiş çıkmış şaştı kaldı diye evet Eminim, diye. Şu şaştı kaldı böyle bunu anlatırdı yani Denktaş da ikisinin böyle bir dostluğu Tabii. söz konusu oldu mu bazı olayların e, bazı sorunların çözümü Tabii. de. Mümkün olabilirdi. Tabii, tabii kişisel bazda çok haklı. Yani burada da çok hikaye var. Çok. Benim kardeşim de e, Ay Nikola'da yani Esentepe e, Rul, e, şeyde Trudos'ta e, esir düşmüştü. E, <laughs> dağdan kaçarlarken mesela esir düşmüştü kardeşim ve İngiliz okulunda okuyan e, e, sana İngilizce e, hem Yunan hem Rum askerleri vardı orada. Bunların pasaportlarını topladılar. Rastgele e, Birleşmiş Milletler'in askerleri de bunların önünü keser böyle gelir. Yoksa bunları vuracaklardı. Çünkü hep erkekli. Ve Sami'yi de görüntüsünden böyle daha esmer, daha şeydi kardeşim. İlle de onu Türk askeri olarak algıladılar. Dipçiklerle böyle döverlerdi. Yani benim kardeşim kapılar açıldıktan sonra böyle e, 4-5 sene oldu böyle geçsin öbür tarafa. Ve, ve hala daha da geçmez yani mecbur olmadık sonra geçmez öbür tarafa. Limasol'a gittiğinde orada benim babam polis orada polis komutanı Garayas ismi hatırladığım kadarıyla ona temasla Sami'yi bulur kardeşimi ve Sami'ye o zaman gerekli evrakları verir çünkü barikatlar vardı Limasol'a çıkana evet, evet, kadar, tabii. kadar. E, taksiyi öder e, cebine de 5 Kıbrıs lirası koyar o zaman ve Sami'yi Letra Palace'dan getirirler ve bu tarafa ve bir bayram günü bizim ailemize anksızın kardeşim Sami esirlikten böyle gelir. Saçlar bu kadar uzamış falan böyle. Çifte bayram yaptınız. bayram yapmıştık evet. o zaman. Evet. E i̇şte alın size bir dostluk yani orada. E kardeşimi o esir kampından içinden. Çünkü ille de ısrarla onu Türk askeri olarak algıladılar. Böyle yapısı, gözleri falan. Sami böyle gayet bir sert duruşu vardı kardeşimin böyle. Hı -hı. Ve şey de yani böyle vuracaksan vur hadi falan gibisinden böyle tavırları vardı. Yani sallamam gibisinden. Evet, evet. Eyle <laughs> de bu Türk askeriydi. Öyle Vuracaklar şey, biraz evet. ve <laughs> Ama işte o temastan Karayaz yani kurtarmıştı o zaman. Çok iyi hatırlıyorum o zaman. Ee, bir hayat bahşetmişti bize o zaman. Kardeşimin hayatını. Bu da bir dostluk. Muhakkak. Yani kolay değil insanların yani, şey yapması. E, bir nostalji Havası yaşatıyoruz burada Sağ Tabii olur. tabii. tabii, tabii, tabii e, çok enteresandır. Zaten evet. seçimlerin değerlendirmelerini ilgililer yapıyor ve bize <gülüyor> <gülüyor> değil mi hani Lef'te <laughs> sürpriz oldun mu? Yani e, yani o değerlendirmelerde kişisel bazda. E, dedin e, yani ben bilirdim Lef böyle olacağını dedin mi? E, yani genel bir kanıydı bu. Evet. Yani sağdan soldan Son günlerde özellikle işitiyorduk yani. Evet. Ee, Ama bu kadar fark ben mesela beklemiyordum. E, tabii bu kadar fark beklenmezdi. Bu da e, partili partisizin Aramancı'ya oy verdiğinin göstergesi olarak değerlendirilebilir. Tabii, tabii. Yani, yani, yani sonuçta ya, UVP'nin e, oyu hep oradaydı. Yani gelecek. bugün ya, zaten onu yazdım ben. E, her partiden oy aldı. Evet. E, hele de UVP'den daha fazlasıyla evet, aldı. Da aldı. Bunu da e, vurgulamakta yarar vardır. Tabii, tabii. tabii şimdi e, UEP'nin Mausa ve Girne kalelerini kaybetmesi e, yani düşündürücü. Evet. E, her ne kadar e, bağımsız idiyse de e, değil mi yani? Bazen, e, fakat yani öz, özel özel bir şeyi vardı. Ya dedi UBP dedi o kadar çok kaybetme dedi. Çünkü zaten UBP belediyelerde o kadar başarılı değildi dedi. Yani tarihçesine baktığında evet son zamanda evet şehirleri böyle bir ele aldıydı. Böyle Mausa gibi işte Girne gibi ama baktığında hepsinin de köketine onlarda da bir cetepelik vardı. Nida Ekin gördüğünde var, var mıydı? Fırat da öyle. Fırat da. Ataser. Onda evet. da gençlik kolları başkanlığı yapmıştı. Cetebet meselesi, evet. Mansa'da da biraz öyle. Yani her yerde yani biraz karmaşıktı. Depeye gitti, şurada burada. Yani çok başarılı değildi diyor şey. Ama işte da üzülmemek lazım. Ama sonuçta kaybedersen elindekini üzülürsün. Tabi. Yani ben bu seçim sonucunu şöyle değerlendirmek gerekirse sevinenler, üzülenler burukluk yaşayanlar diye evet. üç ayırırım. Evet. <laughs> haklısınız. Haklı yani bu da artık yani bundan sonra gerçekten bağımsız olarak kalınacak mı yoksa partiler e, kendi içlerinde özellikle disiplin e, ve yeni kurallar koyarak e, ne şekilde? Çünkü bağımsız bağımsız falan şu bu derken e, yani bir bakıyorsunuz e, o fatura. Siyasi partiye ma mal ediliyor. Tabii. O açıdan her şeyi iyice düşünüp de ona göre karar vermek lazım. Tabii. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi Haluk Bey, kişisel özellikler, dostluklar da belediye başkanlığı seçiminde önemlidir. Çok, çok, yani bu çok. genel seçimlerden farkı budur. Çok farkı var değil mi? Çünkü evet. ben onu gönlüli işte şey yaptım. Mesela e, gönlüliye, mesela Mehmet Harbancı'nın bir söyleyişi var Avrupa Gazetesi'nde. Mesela halk diyor partilere mesaj verdi. Oyumun sahibi benim, siz değilsiniz. Yani belediye seçiminde parti seni yönetemiyor, kime evet, oy verecek. Evet. Herkes kendi sahibi değil, o oyun ve gider istediğine. Onun için Harmancı. Yani ben Harmancı'yı yani hakikaten tebrik ederim başarısından Pet, dolayı. Tabii yani e, bu o, oy her ikisinin aldığı diğer oydan iki büyük partinin aldığı oydan daha fazla bir oy Müthiş elde etmesi şey. ee, büyük bir, oy. bir başarıdır. E, demek ki sevilmektedir. E, ve evet, evet. E, hizmeti yani yüzde yüz olmasa dahi e, takdir edilmektedir. Tabii, tabii. Ee, her insanın sanki bir şeyi var. Evet. Mesela gençlik, e, ben diyorum ki gençler için bir hayat e, ortaya koydu Lefkoşa'da. E, <laughs> ben finansal yönden bakarım. Armancı'nın e, çok dürüst para yemediğini, her olayı bütün çıplaklığıyla şeffaflık ve e, en az parayla en kaliteli işi yapmaya çalıştığını biliyorum. E, dolayısıyla yani benim oyum oradan olurdu şey Harmandi'ye ya. yani herkesin kendine göre takdir ettiği bir şey vardı Harmancı'da. Bir de büyüklenmeyen bir. Değil mi mütevazi bir. mütevazi olmak lazım bu Tabii. seçim e, döneminde. Yani i̇şte bazı şeyde, kaybeden adayların bir bakıyorum böyle biraz mesafeli duruyorlar halka e, efendim e, o mütevazilik. O kadar değil yani. Tabii. Ben Gönyeli örnek veririm. öyle Yani öyle bir afra tafra havası var. Yani küçük dağları ben yarattım. Belediyeciliği ben bilirim. Ee, bir tek ben gittim yurt dışına. Bir tek ben bir kararlar Avrupa veririm. Avrupa'ya. Evet Avrupa'nın işte kardeş şehirleri, işte ilişkileri bir tek ben bilirim bunları. Türkiye'nin bazı yerleriyle. inan. Yani ben çalıştım, ben öğrendim, ben bilirim. Dolayısıyla siz susun. Partisine bile böyle, yani parti başkanına bile böyle, yani adama konuşamıyordun. Bir o, öbür taraftan rakibi Hüseyin, çok evet. gentleman bir çocuk, bence daha, yani genç, dinamik. daha genç, dinamik. Bir de yani tamam, Sayın Benli bir belediyeyi işledi, etti, iyi işler de çıkardı. Ama Hüseyin amca İçişleri Bakanlığı'nda iken bütün belediyelerin problemine bakıyordu. Evet. Sadece Gönyeli'nin değil. Tabii, yani o, anlamda Tabii. o da anlamda tecrübeliydi bu konularda. Bir de o mütevazi kişiliği, efendiliği evet. ön plana çıktı. Bir de şu var. E, yani belirli bir süreden sonra artık ben oldum e, pis, psikolojisine kapılmamalıdır insan. Evet. Nitekim e, yani Ahmet Benli'nin hizmetlerini iyi biliyoruz. Ama e, bazı hallerde işte yani görüşmek istiyorsan sekreterime randevu değil al. Evet. Randevu için sekreter, neyse, sekreterimi ara ve ona göre e, randevu alabilirsin gibisinden yani bir takım böyle Hoşnutsuzluk değil, nefret derecesindeydi. E, Sayın Ahmet Benli'ye bazı e, şeyler hissiyat, nefret derecesindeydi. Ki bu kadar iyi iş çıkaran bir evet, şey. Evet. Yani kişilik bazında bence orada kaybetti. Çok taraflı işte kardeşine olan tarafı pandemide kardeşinin marketin çalışması işte bencincilere karşı yani kişisel bazda insanlar için karar verdiği söylenir. E, Gönyeli'nin şeydi, Gönyel'in içine daha az işte e, ihtimam gösterdi. Yenikent'te o onun show pisiydi. Şey orada yani Yenikent zaten Zengin insanların yepyeni Aynen. gelip e, 1500 metrekarelik evlerin yapıldığı yer, oradan paralar alındı, orayı hakikaten aldığı parayı da oraya attı, çok güzel de iş çıkardı. Ama dönüp dolaşırım mütevazi kişilik, e, kibir, e, bu ikinisinin karşıtı Hüseyin Amcaoğlu'na yaradı gibi geliyor bana. Yani bakın ikimiz de burada öğreniyoruz. Hüseyin Amcaoğlu aldı. Evet. 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 Yani. Ve Alayköy'de sadece yani Alayköy'de 800 tane daha oy çıksın mesela. Alayköy kazandırmadı Hüseyin Amcaoğlu'na. Yine Gönyeli'nin içinden evet. kazandı. Yani Alayköy hiç olmasaydı Hüseyin Amcaoğlu yine, yine kazanırdı. Evet. Yani Bir de şey baldır oraya değil mi? Güney. Ee, e, Yalmaşkay. Şey, köy, evet. Yalmaşkay da evet, O da şey. E, bir şey. Yukarıda bir tane daha var. Bir küçük daha var galiba. Türkmen Köy Türkmenköy Türkmen dil. Eee Türkiye'de asker var. Ha, bir yani yani var orada e, olabilir. Evet. Yani onlar onların hepsi yani bence başarılı geçti bütün yani bu işte yarışanlar, edenler. Yani sağlıklı oldu, güzel oldu. Çabuk hayırlı bitti. olsun, olsun herkese. Yani biliriz. bu ülkeye e, hizmet artık, yani seçim bitti. E, bu kış kıyamet gününde kolları sarsınlar. E, yeni yıl kutlamaları da geçtikten sonra artık dört elle çok işe sarılsınlar, çalışmaları lazım. Aynen. Nihayet bu ülke e, onlardan hizmet bekler. Hepimiz hizmet bekleriz. E, kazananlar değil sadece fakat bu yarışa katılanlar da katılanları da cesaretlerinden ötürü kutlamak gerek evet. fikirlerini ortaya koydular düşüncelerini e, belirttiler projelerden söz ettiler o bakımdan yani e, şimdi artık dargınlık zamanı değildir evet. e, bizim yapılması gereken çok daha önemli işlerimiz, görevlerimiz vardır belediyeler açısından da. Tabii. Belediyelerin artık bir silkinip de yeni projeler üretmeleri ve bu toplumun başta aydınlatma olmak üzere artık ve yani yok. herkes işçeni diyor bu konuda. Evet, evet. Çünkü e, <laughs> e, yani hemen hemen ırkçı gelecek bir e, şey e, cümle kuracağım burada bizim burada Afrikalı e, misafirlerimiz öğrencilerimiz evet. var e, siyah giymeyi çok seviyorlar e, ışıkların yanmadığı bir zamanda e, hele ükünün orada bazen yolu atlıyorlar böyle hakikaten e, çok ama çok zorlanıyorum e, bu e, siyah atletleri görmekte yani ayakkabının giydikleri o parıltısı olmasa o logosunun ya da giydiklerinin üzerinde bir pırıltı olmasa, hiç görmeyeceğim kişiyi. Evet. Yani doğrudur. Böyle doğru ve doğru. yani al başına belayı e, daha sonra hiç görmediğin bir insana çarpmışsın ve farkında bile değilsin. Yani böyle vicdan azabı çekeceğin, e, kötü bir şey olursa hapis düşeceğin ya, e, ya. ve ışıklandırma şıkklandırma şey. yok. Ya Çok hakikaten yani. zorlanıyorum ben görmekte e, ve bunu söylediğim zaman da. E, vallahi ben sadece ben zannederdim ama ben de zorlanıyorum gibisinden. Çünkü benim uzun görüşüm iyidir. Yakın görüştüm biraz Ama herkesin, e, sürücülerin yanı sıra herkesin e, ortak şikayetidir bu. Evet. E, bunun e, ele alınması gerekir. Ve diyoruz ki inşallah Anamur suyu geldiği gibi bu ülkeye kaplo ile elektrik de gelir de bu sorunları çözmüş oluruz İnşallah. Bence de başka çözüm yok zaten. Doğru. Yani onun üzerine konuşuluyor. Zaten e, Aksa da bu işe e, el atıyor. Evet Yani bence Aksa'nın da e, oluşu burada. Eskiden Aksa'ya ben biraz şey yapardım. Yani kaymağını mı yiyor buraya? Ondan sonra düşünüyorum ya bu e, bir, bir ticari bir şirket bu bir ticari evet, evet. yani sunar, eder, alır, eder. Ama aksa olmasaydı şu anda biz karanlıkta kalacaktık. Yani, çok net olarak biliyoruz. Aksa şimdi. adım attı mı arkası da gelir diye düşünüyorum. Evet. Yani Türkiye ile evet. beraber tabii, olacaktır tabii, diye düşünüyorum. Tabii. Peki. Akay abiciğim çok teşekkür Rica ederim. Zaman çabucacık geçti seninle. Su <laughs> biz, gibi hatta gitti. <laughs> evet Biz gene bu işi yaparız. Ama bu vesileyle bir başka programda geçmiş analardan birini daha anlatacağım ki bir Rum meslektaşıma e, bu esir değiş tokuşu sırasında Letra Palas'ta beklerken bana ne olur e, kardeşimden bir haber getir. Eğer bulabilirsen e, esir e, değirmenlik tarafındaydı esir düştü falan. Bunu da bir vesileye daha sonra evet, anlatmış evet, tabii, olurum. Tabii, tabii. yani dediğiniz evet. ya kardeşiniz böyle tabii, böyle falan. Gibi, tabii. Tabii. Çok önemli ya bunlar. Çok insani canım. Daha insani çok varmış, şeyler. Çok var böyle evet. Şeyler. Peki, e, çok teşekkür ediyorum Akaya bir Sağ olasın ağzına. sağlık. Sağ olun. Ben evet. teşekkür ediyorum. İyi programlar diliyorum. Teşekkür ederim. Benim sizlere de teşekkür ediyoruz. Güzel bir haftaya başladık. Bunun devamını diliyorum sizler için de. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle de şimdilik hoşçakalınız. Arukat sabah sabah sundu.